sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Ali Karnas balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın bu dizeleri Bodrum'u çok iyi anlatır. Duvarlarından mor çiçekli begonvillerin sarktığı beyaz badanalı evleriyle özdeşleşmiş Bodrum'da, gündüz günübirlik tekne gezilerine katılarak kristal koylarda yüzebilir, su sporları yapabilir, akşamları sanat etkinliklerine katılabilir, geceleri de doyumsuz eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Bodrum'un görmeniz gereken en önemli yerlerinden biri, Saint Jean Şövalyelerinin bölgeye hediye ettiği Bodrum Kalesi'dir. Şu anda zengin bir müze haline getirilmiş olan kalede birçok ilgi çekici tarihi buluntunun yanı sıra Türkiye'nin ilk ve tek su altı müzesi bulunur. Binlerce yıllık batıkların sergilendiği bu müzedeki kalıntılar insanı büyüler. Bodrum'un en etkileyici tarihi değerlerinden biri de Karyalıların en parlak döneminde yapımına başlanan muhteşem Mozelyon Anıt Mezarı'dır. 2500 yıllık tarihe şahitlik etmiş bu anıtın kalıntılarını Bodrum'da görebilirsiniz. Yarımada'da Müskebi, Aspat Kalesi, Termera, Termisos, Teangela, Kindiye gibi antik yerleşimler mevcut olup Pedasa ve Mindos'u gezebilir, Bodrum'un simgesi Yel Değirmenleri'nde hoş saatler geçirebilirsiniz. Bardakçı, Gümbet, Torba, Vitez, Bağla, Aspat, Kara İncir ve Yarımada'nın her yerinden denize girme imkanları vardır. Vitez, sörf meraklıları için en ideal yerlerdendir. Bodrum'un en büyük yerleşim yeri Turgut Reis Küçük Çatal Adası, sörf için elverişli rüzgarları, alışveriş olanaklarıyla caziptir. Antik çağdaki Mindos kentinin üzerine kurulmuş Gümüşlük'te, kısmen sular altında kalmış antik kent kalıntılarını görebilir, sabah yürüyüşünüzü diz boyunu geçmeyen denize aşıp Tavşan Adası'na yapabilir, gün boyu denize girebilir, akşamınızı da Gümüşlüğün ünlü balık lokantalarının birinde sonlandırabilirsiniz. Yel değirmenleriyle ünlü Yalıkavak'ta, çevredeki Tilkicik, Paşa, Ağaçbaşı koylarına gidebilir, kumsallarından faydalanabilirsiniz. Diğer bir tatil merkezi Gündoğan'ı, mandalina bahçeleri arasındaki beyaz badanalı evleriyle, tarihte Likyalılar tarafından liman olarak kullanılan Türk Bükünü, yalnızca tekne turlarıyla gidilebilen termal merkeziyle Karaada'yı, billur gibi tertemiz denizi, anıt ağaçları, yemyeşil doğasıyla Mazı'yı mutlaka görmelisiniz. Mavi yolculuğun en önemli bölümünü oluşturan Bodrum'un eşsiz güzellikteki koylarında mavi yolculuğa katılarak Meltem rüzgarının denizin maviliklerini yalayarak getirdiği havasını teneffüs edebilirsiniz. Geleneksel Bodrum ve Bozburun yapımı guletlerle o eşsiz deneyimi yaşayabilir. Tabiat ananın sahil şeridine dantel gibi işlediği, yeşilin her tonuyla çevrili, zaman zaman antik kalıntıların çıkıverdiği muhteşem koylarla tanışarak hayallerinizi tutkuya dönüştürebilirsiniz. 2-3 günle bir hafta arasında değişen rotaları inceleyerek en çok görmek istediğiniz noktaları kapsayan rotayı seçebilirsiniz. Mavi yolculuğa çıktığınızda, güzergah boyunca kıyıda yer alan lokantalarda verilen molalarda değişik lezzetleri keşfetme olanağına da sahip olursunuz. Bodrum'da suyun üstünden sıkılırsanız sizin için değişik bir dünyanın kapıları açılır. Muğla, tarihi mirası, doğal güzellikleri, kültürü ve sıcacık insanıyla dünyanın en güzel turizm bölgelerinden birisidir. Muhteşem turizm ürün yelpazesiyle ziyaretçisine unutulmaz anlar yaşatır. Misafirperver halkıyla sonsuz olanaklar sunar. Çünkü yeryüzündeki herkes için keşfedilecek ayrı bir Muğla vardır. Sizleri yeryüzü cenneti Muğla'ya, bu eşsiz güzellikleri görmeye, yeni güzellikler keşfetmeye bekliyoruz. Sizi Muğla'ya bekliyoruz. Evet, bekliyoruz.